Evet arkadaşlar hep birlikte yeni setle bir aradayız. Bakalım şampiyon çaltıcı. Oyuna bir şampiyon çaltıcı başlasın. Yampiri göleti Canavarların yerini ilave ganimet kazandıran yengeçler alır. Tılsımlı festival. Tılsımlı festival alalım bakalım. Deneyelim. Diğerlerini görmüştük. Millet yampiri göletine gitti. Mantıklı. Seçtiler. Okey. Sıkıntı yok. Biz de oynarız. Şimdi bu oyun deneme yapacağız. Şekil değiştirici. Şekil değiştiriciler azami can kazanır. Bu ilave şekil değiştiriciler. Yetenekleri ilk kez kullandıktan sonra 3 katına çıkar. Hmm. Oynayabiliriz aslında. 8'e doğru 2, 4, 6, 7 tane var. Geçit. Ba çatışma başlangıcında geçit şampiyonları 15 saniyene kalkan kazanır. Yani şu an bir elimizi görelim. Ne şampiyonlar gelecek. Oo, Şekil değiştirici geldi. Ve Niko. 3 altında. Şöyle bir deneme yapalım. Şekil değiştirici geldi. Güzel. Ve cadı bofu var. Cadı da, cadı da gidebiliriz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Elimize ne geldiyse onunla devam edelim. Pastacı sihirbaz. Zaman bükücü çevik. Çevik iki tane oldu. Çevik üç tane oldu. Ha pardon. İkisi aynıymış. Çevik. Biz şu an hiç kafamızı karıştırmayalım. Şekil değiştirici gidelim. Merak ettim nasıl bir oyun tarzı var. JC'leri zıpladı. Nikon'un yeteneği ne yapıyor? 2 saniyede bir yengece dönüşür. Bu süre içinde %18 can yeniler. Ayrıca yakınındaki 3 takım arkadaşına ve rakibe 3 yan dalgaları gö gönderir. İsabet alan takım arkadaşları can yenilerken isabet alan rakipler büyü hasar sarılıp sersemler. Of of of. Her şeyi yapıyor Niko. Şimdi şöyle bir dursun. Bu neymiş? Yani yan göletini tamam orada tutuyor. Ee, cadı var mı diye bakıyorum. Şekil değiştirici çok güzel. Elis aldık buradan. Elis bir şan bir ünitlik. E, ee, var. En çok merak ettiğim burada Shaymana gibi oldu. nasuz bir yer. Bunlar da şekil değiştirici gözüküyor. İlginç bakalım nasıl bir oyun olacak. Geçit var mı? Elimizde şu anlık yok. Ekip çatışması. Bir küçük şu altıcı oyunlara karşı oyunculara karşı 7 turun ardından bir tane daha kazanırsın. Bir destek eşyasını geçelim. Omuz omuza geçelim. Bir rastgele amlem. Yok ben bir şampiyon çoğaltıcıyı almayı tercih edeceğim gibi gözüküyor. Ceyiz acaba yakıncı mı? Çekiç haline geçerek 35 zırh ve büyü kazanır. Ardından bu yeteneği yerine çekiç darbe yeteneği kazanır ve hemen kullanır. Fiziksel hasar verir. Sanki frontta da durabilir gibi geliyor bana. Bir turluna bir hedef kuklası kazanırsın. Acaba bunu alınca sürekli kalacak mı? Şu anlık almamıza gerek yok gibi mi geliyor? Ee, Elise bakalım. Örümcek hali. Örümcek düşüne dönüşerek bu yeteneğin yerine taşlaştıran zehir yeteneği kazanır. Ve hemen kullanılır. 1,5 saniyeline sersemletip bir hasar verir. Ayrıca can yeniler. Aa çok iyi. Ha, bu şekilde dönüşüyormuş. Biz şöyle bir şey yapalım. Niko kullanışlı bir karaktere benziyor şu şekilde bir item verelim. E, ee, Jace'imiz AD'den mi yaranıyor? AD AP karışıkmış. Cadı buff'u burada var. Ve müdafi. Şöyle bir almak istiyorum. Elimizde kalsın. Kullanırız belki. Cadı ve geçit. O çok iyi. Hem cadı hem geçit. Bunu kullanırız. Çevik ve geçit. Evet olaylar karışmaya başladı şu an. Niko arkadan vuruyor anladığım kadarıyla ama ben cadıyı bir açmak istiyorum. Cadılar yetenekleriyle rakipleri 4 saniyeline lanetler. Lanetli bir rakip katledildiğinde laneti en yakındaki rakibe geçer. Küçülür ve 150 can kaybeder. Oo. Deneyebiliriz. Cadı müdafiye. Bu neydi? Geçit ve çevik. Geçit. Şampiyon geçit şampiyonları 200 kalkan kazanır. Küçük bir geçit açılır. Onu da aktifleştirmek istiyorum ama açacağım karakter acaba Kasedin mi olması lazım? Öncü sihirbaz. Geçit, çevik. imhacı, Alim. Alim vardı sanki. O yüzden biz şöyle yapalım. Geçitte Rise'ı bulmaya çalışacağız. Belli oldu. Tamam, şu anlık kalabilir elimizde. Müdafi de vardı gerçi herhalde. Burada. Ha, tarik de var. Evet, fazla kafamızı karıştırmayalım şu an. Müdafi elimizde var ama Alaz al diyor. Şu an biz bu galibiyet aldık. Güzel. Ee, şöyle bir şey yapsam. O da dönüşüyor mu acaba? Sanki bunu daha öne koymak mantıklı gibi geldi bana. Biraz dursun. Gold'umuzu da koruyalım. Fazla acele etmeyelim. Item'lar %8 dayanıklılık kazanır. Canı %56'na %50, %50 değerinin üstündeyken de %15 katı. Bunu Jay'e verebilirim aslında ama acele etmek istemiyorum şu an için. Şekil değiştiren de çok değişik karakterlerimiz var. Mesela Swain, Nasus, Briar. Bunlar önemli karakterler. İyi, Nikom'uz ölmedi. Güzel. Niko bu arada oyundaki en OP karakterlerden biri gibi geldi bana şu an. Cadı birlikte birleştiğinde kombine olabilir. O, yerde Niko'muz var. Niko'yu alıp bir değişik bir Yöntem yapabiliriz. Efsuncu diyor. Yavaş yavaş bu buffları öğreneceğiz. Nico'yu aldılar mı? Almamışlar. Çok iyi. Niko bizi bekliyor gibi geldi. Ahri'yi almayacağım ben. Niko'yu alacağım. 3 levele gitmek istiyorum Niko için. Bakalım nasip olursa. Sersemletme süresinde artış yok. Hani şöyle yapsalarmış keşke. Atıyorum 1. 1.25-1.5 tarzı ama. Rastgele bir küçük etki kazanırsın. Allah Allah bu neymiş ya bir, bir el bir almak istiyorum ya nasıl bir yani ne oluyor mesela rastgele bir küçük etki kazanırsın nereye geldi mesela o ha şurada mı yazıyor acaba yok yazmıyor yazdığı yeri göremedim ama ha şurada mı yazıyor bir dilek diledin ve iki birimin bir turluğuna 500 can kazandı ha. Üç tane hakkım vardı. Ben birini kullandım. Anladım. Bunu aslında late'de de kullanabilirsin. Erken de galibiyet oranını yükseltip de yapabilirsin. Aslında biraz late'e saklamak daha mantıklıymış. Hmm, pastacı falan diyor. Biz bunlardan alacağımız var mı? Yok. Tamam. Şu anda kalabilir. Şöyle bir item'larımızı gözden geçelim. Muhafızın adı. Şu zinim Kefaret. Kefaret işe yarayabilir. Şu an almama gerek yok. Ayaz, zaman müfçü, himancı yani. Zilyon'da gerçekten oyuna geldi ve çok iyi. Ekarim. Bence Ekarim en çok özlenen şampiyonlardan biri şu an oyunda. i̇lk gelmişti. O zamanlar da çok güzeldi. Buff'ı. Yeteneklerini atıyordu falan. Stun atıyordu böyle. Güzeldi yani. O zamanlar gibi mi bilmiyorum şu an. Ama deneyerek öğreneceğiz. Bakalım şu anlık şekil değiştirici bana daha hoş geldi. Nikon'un Nikoyu biraz tanklaştırmak mantıklı gibi. Jace tam front değil anladığım kadarıyla. Bizim bir Shyvana'ya ihtiyacımız var. Nasus'tan güzel front olur gibi geliyor. Alaz buff'u varmış üstünde. Alaz'ı açamıyorum şu an. Şuraya bir Rise zor olur. Hem geçti hem onu açacak. Bakalım bekliyoruz. Niko geldi. Güzel. Beklediğim bir eklentiydi. Şimdi şuraya böyle bir atsak ne oldu? Cadı 3'e çıktı. Cadıyı Cadılar bayağı bir güçleniyor. İleri doğru gittikçe ama şunu merak ettim ya. bu Wukong tam olarak ne yapıyor? Bu Wukong hiçbir özellik ilavesi yok. Ancak güçlü bir yeteneği ve artırılmış nitelikleri var diyor. Ha. Tüm kaynaklardan %30 ve zırh büyüdürenci kazanır. Dönerek 4 saniyeline 330 kalkan kazanır ve bitişindeki toplam fiziksel hasar veriyor. Yani çok fonksiyonlu gibi duruyor. Her, her yöne dönebilir. Benim anladığım. Dükkanı tamamen 1.6'nın şampiyonlarla dolu olacak şekilde yenilersin. Hayır. Öyle bir şey istemiyorum. Peri geldi. Peri Tristan'a diyor. Peri Tristana'ya ihtiyacım yok. Bu da ihtiyacım yok. Şimdi şuraya bir şampiyon koymalıyım. Bu şampiyonum bir tane daha Niko'dan yana kullanmak istiyorum elimdeki itemlarla Niko'ya bir eklenti yani bir güç kazandıramıyorum gördüğüm kadarıyla. Jace'e bir zırh mı versem diye bir düşündüm. Şöyle çift zırh. Elimdeki en tank şampiyonlardan biri. Hem Niko onu da heal'layabilir. Böyle biraz geç verdik ama elimizden geldiğince bir sonraki el erken verelim itemlara. Yok olmadı. A elimizde Zoe vardı. Zoe hedefine 125 Büyü sarı verir. Ya kapandı ama. Kıyamadık. Cadı ve efsuncu diyor. Cadıyı bir alalım. Takımına 40 can kazanır. Takımın birimlerine sahip olduğu her farklı eşyadan 15 can, 1.5 saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır. Çatışmaya birbirine tişinde başlayan şekil değiştirici kalıcı olarak 30 can. Ayrıca anında 100 can kazanır. Bir Elise ve Jace kazanırsa. Şekil değiştirici gittiğim için mantıklı. Şimdi buradan alabileceğim bir şey var mı? Yok. Şu an için gözükmüyor. Cadı. Cadıyı oyuna alabiliriz. Şu şekilde arkadan vursun. Evet. Buraya bir rol atabilirim. E, peri imacı, peri savaşçı, efsuncu falan diyor. Evet şahivanayı şey bulduk. Dörde çıkacağız bir sonikel e, Gold'umuzu koruyalım. Oluşturulmayan rastgele bir amblem kazanırsın. Oluşturulamayan. Ama bu kalıcı mı olacak? Oluşturulamayan bir... Oluşturulamayanlar hangisi acaba? Sabah oluşturulabiliyor mu? Demek istiyor. Hepsinde oluşturulabilen bir amblem gözüküyor ama. Şu an bunu tam anlayamadım ya. Bassam mı acaba? Ama go, çok goldü mü gidecek ya? Goldü saklamak istiyorum şu an için. Bu neydi? Cadı. Cadıya ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. Cadı değil de biz bir şekil değiştirene devam edelim diye düşünüyorum. Cadıya gitmeyeceğim. Şu an için gitmeye gerek görmüyorum. Hatta Nikomuza basalım. Nikoyu ben yapacağım. Ee, Zoe geldi. Zoe'yi alırız. Bize şekil değiştiren lazım. Sveyn mesela Sveyn'i kaçırmayalım. Bu levellerde gelecek muhtemelen. Şöyle basalım. Evet şimdi Nikomuza Niko'ya bir item koymak istiyorum fakat ne koyacağımı tam karar veremedim. Sveyn'e bakalım. Ejder'e dönüşerek bitişindeki rakiplere her saniye Can ve büyü hasarı veren bir hare kazandırır. Ardından iki yücelik bir alan içindeki en büyük rakip grubuna doğru uçarak onları bir saniye sarsamadır. Ejder güçlendirmesi. Ejder halindeyken yanan bir rakip saldırı veya yeteneklerinden güç alıyor büyük ihtimal. Şu ejderlere bakalım. Nomzi var ve Smolder. Nomzi'yi alabilirim aslında. Oyuna koymak için. Arkadan vurmuş olur. Nomzi'yi zayıf bir karakter olacağını düşünmüyorum. Hastacı savaşçı var. Peri, himayacı. idafi, Cadı. Öncü. Şimdi ben AP almak istiyorum. O yüzden şöyle gideyim. Niko'yu vereceğim çünkü. Niko'm ne kadar güçlenirse ben o kadar güçlü olacağımı düşünüyorum. Bakalım biz Niko'yu güçlendirmek üzerine bir takım yaptık. Bir bileşen eşya örsü kazanırsın. Ayaz ve Avcı. Şimdi şunu satalım. Swain'imizi oyuna alalım. Swain oyundaki güçlü karakterlerin birin olacağını düşünüyorum. Şöyle kritik mi vursun acaba ya? Kritik ile işi yok gibi ya. Şu şekilde daha mantıklı geldi. Ee, Swain Olaf da çok çekici bakıyor oradan bana. Bu kadar adet eşyası varken ama yapmak istemiyorum şu an için. Geçti bir türlü açamadık. Geçti neyle açmayı düşünüyorduk? Rise ile açacağız büyük ihtimal. Aynen. Alim buff verecek çünkü. Rise bulabilirsek mükemmel. Rise çok güzel bir şayvana bulduk. Bu arada oyunu kazanıyoruz. Yani takımımız fena değil. Şuraya bir Rise gelse. Bir altın kazanırsın. Takım bir bu turluğuna 50 can kılım. Mesela bunlar yani not bad diyelim ama alınmaz yani. Şu an kimse onları tercih edeceğini düşünmüyorum. Ee, şuradan bakalım şimdi alabileceğimiz bir şayvanı level atlattık. Bu güzel haber. Ahriye şöyle bir son iki rakibin kim olduğunu gösterir. Mantıklı ama gerek yok. Çok ihtiyacım olsa mesela oyun sonuna doğru İyice late de bu çok mantıklı. Tekrar önüme gelirse güzel. Eşyası olmayan bir şampiyon bir turluna gizemli bir trench coat kazanır. Allah Allah değişikmiş. Güzel itemler var aslında bakarsanız ama hmm. hasar verir ve onun büyü direncinin çatışmanın geri kalanı boyunca 10 azaltıyormuş. Zoe de fena bir karakter değilmiş aslında bakarsanız. Mesela şu karakteri bitirdi yani şu an. Anladığım kadarıyla. Büyü direncini siliyor. Büyü direncini sildikçe bayağı işe yarıyor. Zui'miz arkadan iş yapar. Niko canlıyor filan. Aha güzel güzel vallahi güzel. Yani aşırı derecede mantıklı bir komp oldu. Rastgele yaptık ama güzel oldu diye düşünüyorum şu an için. Ee, şöyle bir arayalım. Peri himayeci, Cadı Savaşçı. Cadı savaşçıya ihtiyacım var mı? Bir düşüneyim. Fiora. Fiora da yani savaşçı okey de bir de cadı yani. İlginç eklentiler var. Cadı ve afsuncu. Efsuncu neden dememişler acaba? Afsuncu demişler. İlginç. Satıyorum. Bazen Riot'un böyle bir değişik isim koyma çabaları oluyor. Bu herhalde onlardan biri şöyle kaydıralım bakalım. Mordekaiser tekim, tekinsiz ve öncü olmaz. Olmaz olmaz. Bunlar olmaz. Son iki çatışmada katledilen ilk şampiyonun patlayarak büyük hasarı verir. Benim böyle bir şey ihtiyacım yok açıkçası. Sveyn'imiz 3 level. Şu item'ı şimdi Sveyn'i de değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir aratalım. Chase oyunu alalım da. Rastgele bir levellik bir şampiyon düşmeyelim şu anlık oyuna. Ee, tekinsiz ve sihirbaz. Nami. Nami'nin yeteneğini bir merak ettim ya. Çok klasik ilerliyor ama 4 level, 3 leveli çok iyi gözüküyor. Sonraki çatışmada çatışma başladıktan son başladıktan çatışma başladıktan 25 saniye sonra. Ha, ee, %300 de fena ama ben zaten şu an galibiyet oluyorum. O yüzden pek ihtiyacım yok gibi hissettirdi. Şu hashtag silah kılıcı bir yapsam mı acaba? Can iyileştirmeye can mı katsam? Ya da Rabodon'un şapkası mı? İki küçük çoğaltıcı takımın 3 dost birim katledildikten sonra geç. 4 şampiyon alacağım 4 Nasus. Direkt 2 olacak. Ya da bunu alıp Niko'yu üçleyebilirim. Ben Niko'dan yana Şan, e, kullanmak istiyorum hakkımı niko bir. o da niko 2 güzel e, şu alttaki eklenti ne oluyor ya böyle bir ok bu neymiş verilen tüm hasarı artırır ha. deneyelim madem 3 level verilen tüm hasarını artıralım zararı olacağını düşünmüyorum sonuçta 3 levellik bir şampiyon yani ne kadar zararlı bir Sveyn'i level atlatabilseydik iyi de 3 level olurdu itemları belki bir ihtimal değişirdi acaba Jace'e bu item versem ya Jayce de 3 levele gidiyor ama verelim ya zararı olmaz Jayce sonuçta 3 levele gittiği zaman vurur yani Sveyn'in ultisini merak ettim ha, eski şu anki ultisinin aynısı güzel epey bir alana sarı da vuruyordur diye düşünüyorum biraz itemları bir tık tırt yani bir tanesi tırt gelmiş Ha bu arkadaş bizi yendi ya. İlginç. Güçlü. Şimdi ama koyabileceğim şampiyonlar var ve koyamadım halen daha. 6'ya çıkamadım. 6'ya çıkmak önemli. E, 6 kimdi? Nasus ya da bir yer gibi düşünebiliriz. Levele mi gitsem acaba yavaştan? Levele gideceğim ya. Parayı bozduruyorum. Hazır yenildik. JC alalım. JC önemli. E, geçit ve müdafi. Müdafiye ihtiyacım var mıydı? Şu anlık şöyle bir dursun ama bulursam hemen değiştireceğim. Evet arıyoruz arıyoruz. Peri himayi falan diyor. Bir tarik daha bulduk. Şayvan'a Sveyn şöyle sattık. Morgana cadı. E, Yarasa kraliçesi ve himayici. Şimdi bir dakika biz cadı kimi kullanıyoruz? Zoe. Zoe bize ne veriyor? Cadı ve Alim. Geçit. Geçiti zaten açmasam da olur. Alimi kullanamıyorum. Aslında Zoe hiçbir şey vermiyor. Morgana bunun yerine çok daha kuvvetli bir şampiyon olur. Ee, yetenekleri de yarasa sayısı 8 falan diyor. Bir hasarı epey bir artış gösteriyor. Kalkan veriyor falan diyor. Dursun. Ha Morgana var şurada bir tane daha. Güzel. Alabilirsem çok iyi. Bu ne? Ee, geçit sıkı dostlar sihirbaz diyor. Pastacı, avcı. Bize şu an Morgana yerdeki en iyi şampiyon gibi geliyor. Morgana'yı alırsam 2 level yapıyorum. Kesinlikle koyuyorum Zoe yerine. Çok daha kullanışlı olur. Zoe'den pek bir, bir verim alamadık. Zaten item'ı da yoktu. Kapansa da sıkıntı olmuyor. Aa cadı gene aktif oluyor. Tamam cadısı gene aktif oluyor. Güzel. Nico ile bir bağlantısı olmuş oluyor en azından. Ee, level atlamadı. Almayı mı unuttuk acaba şampiyonu? Şu an hatırlayamadım. Neyse. Level atlatırız bir şekilde. Önem değil. Ee, buraya tarihi çıkarıp tarih ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Tarihi satalım. Ee, bir ufaktan hızlıca arayalım. Rakibin bir turluğuna %10 takımın bir turluğuna. Yok. Geçit ve alim. Geçit ve alim. Yok. ihtiyacım yok şu an bana bir ejder de işe yarayabilir aslında ama bulamadık halen daha o da ayrı bir konu itemları kime versem diye düşünüyorum ya hiç kimseye de veremedim koyabileceğim item da yok bu itemlarla bir birleştirsem Morgana'ya bir item yapabilirim aslında şu şekilde güzel alırım orayı aldık güzel Belki de o son koyduğum itemle birlikte kazanmış olduk var ya. Küçük bir geliştirmeyle. ile. Ee, bize şu avcının birini tamam şu şekilde kullanalım. Şimdilik ejder buff'ı da açılmış olsun. Arkadaşlığın tüm arkadaşlığın gücü tüm ejderin yeteneklerini güçlendirir. Üçüncüyü çıkmak da çok değerli gibi gözüküyor. Elis bulduk bir tane daha. Ya bize bir türlü bir Nasus ya da bir yer gelmedi ya. Şöyle bir arayalım tekrardan. Arkana Öncü. Bu benim LoL'deki main karakterim tam Yine bu sene var. Tüm bir şant yok bir şampiyon, bir levellik şampiyonları istemiyorum. Şunu yerine koyabilirim Nasus ya da bir yere ama bir türlü gelmedi. Bu şekilde tekrar tekrar skill atmasını sağlayabilirim aslında. Hedef alır, yarasalar 3 hücrelik bir alın içerisindeki hedef alır. Her biri 185 ve Gerçek hasar verir diyor Çok güzel ben şöyle item vermek istiyorum üstüne Çünkü Daha hızlı skill atacak daha hızlı mana olacak Bu da bizi öne doğru taşır ee, Hadi ya nerede bu şampiyon oyuna koymayı mı unuttular acaba bu nedir ya? Bir türlü gelmedi. Jayce güzel. Jace'imiz level atlamayı ilerliyor. Ayaz ve müdafiye. Müdafiye ihtiyacım yok. Ayaz'a da ihtiyacım yok. Ejder olabilir. Güzel. Elise belki level atlar, belli mi olur. Atlarsa fena olmaz arkadaşlar şimdi yani. Elise de sonuçta front'ta kullandığımız bir karakter. Çok güzel. bayağı bir gold geldi. Gold'a ihtiyacım vardı. bu ne? Kasyo para. İhtiyacım yok. Çok güzel. Nasus geldi. Nasus'u bir tık geri alayım şu şekilde. Ee, item'ı alamıyorum. Item'ı alamıyoruz. Bunu bastamca C ise 3 level olacak. Ne diyorsunuz? Yapayım mı? Yaptım. Yer açılması lazım. İhtiyacım da var. Belki 3 level'i fark yaratabilir. Şimdi Nasus'umuz ne yapıyormuş? 3 ee, rakipten aralarında bölüşecek şekilde 400 can çalar, sonraki yetenek kullanımına bunun yerine 250 can yanar, hedefine fiziksel hasar verir can ve Anladım Şu şekilde alacağım ee, Nosus böyle çalışıyor gibi hissettim Şöyle bir item vereyim ona Başka item verebileceğim bir şampiyon var mı? Elis'e verebilirim Elis'e vereyim item, lazım Elise de Sonuçta güçlü bir şampiyon olacak Keşke oyunun başında verseymişim. Bayağı iyi, iyi itemler geldi. Güzel. Buraya aldık. Şimdi Elis 3 level'e gidebilir. Potansiyeli var. Ee, Morgan'ımız atlarsa fena olmayacak. Item'ı var çünkü elinde. E, ee, 3 level. Swain'imizin item'ı kötü geldi ama sağlık olsun. Swain bir tane daha geldi. Ee, sürpriz. Eşyası olmayan bir şampiyonun bir turluğuna gizemli bir... Bu ne demek acaba trench coat ya? Galibiyetimi korumak için vermek istiyorum ya. Eşyası olmayan bir şampiyon. Aa Swain. Aa gizemli trench coat. Bölünecek. Tamam bölünsün güzel. Şayvanadan 3 tane şayvan olması yani bize bir zararı uğratmaz. Smolder lazım bize gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda da bir biri yara okeyiz gibime geliyor. Bir biri yer gelirse Swain Önde çok işe yaradı gibime geliyor. Ama bakalım. Jayce de inanılmaz tank diyor arkadaşlar. Jace hatta bir tank item'ı daha verebilirsem çok daha güçlü olur gibime geliyor ama Bu Morgana neden bu kadar ileri gitti ya? Ben onu anlayamadım tam olarak. Bu ne? Ortada bir şey kaldı böyle yarası oldu. Adam ölmek istemiyor herhalde. <laughs> güzel. Güzel, fena değil. İlk kez oynadığımız bir oyunda şu an için birinciyiz. Swain'imiz level atladı. Güzel. Dükkanı 1, 2, 3, 4 ve 5 altınlık şampiyonlardan birer tane şekilde yenilersin. Hmm. Çok riskli ama bastım. Tamam. Elise okey. Ee, evet. Çok riskliydi ama yaptık. Hakkımız bitti mi bizim? Ha, bir tane kalmış. Bu sonuncusunu epey düşünmem lazım basarken. E, ee, bu item'ı Smolder'a verebilirim aslında ama bir etki katacak mı diye düşünüyorum, Katmayacak. O yüzden dursun. Belki Jayce'e bir item çıkabilirim onunla. Belki başka bir karaktere çıkabilirim. Ama Nasus'un item'ı da fena olmadı diye düşünüyorum ya. Hem HP'den yararlanıyor. Aynen. AD çok işine yaramayabilir ama hasar kısmı fiziksel hasardan veriyor. Biraz Nasus karışık. Yani o itemları aha Smolder. Alabilirsek Smolder'ı çok iyi. Arkana Burada ne var hemen hızlıca tıklıyorum. Morgana Yani kötü ihtimal alabilirim. Smolder alırsam çok iyi. En azından daha kuvvetli bir karakterim olmuş olur. Vero Smolder'ı çok iyi. Şimdi üstündeki item AP veriyordur büyük ihtimal. Ee, hangisine yarar diye düşünüyorum da. Çok güzel. Ee, Nomzi'ye bay bye diyeceğiz gibi geliyor şu an. Ama satmayacağım. Bu ne? Arka ne güzelmiş. Zerat. Şu an için Zerat'a ihtiyacım yok. Bir tane daha geldi. Çok iyi haber. Dursun. Ee, çatışma başlangıcında kullanıcı 8 saniye Azami Can'ın %30'una kadar kalkan kazanır. son versem acaba. Şayvana'ya da verebilirim. Şayvana'ya vermeyi tercih edeceğim. Ee, full item olmuş. Yani güzel bir item. Bir Spatula kazanırsın. spotulayla bu ne oluyor? Alas. Yok olmaz. Spatula'yı şöyle açabilsem iyi olurmuş aslında. Ne, neyden neye açıldığını görmüş olurdum. Smolder şu an geziyor. Smolder'ı bir uygulam. Etrafta uçar ve en yakındaki rekibe saldırır. %50 saldırı kazan kazanır. 6 saniye saldırıları fiziksel hasar veren ateş toplarıyla değiştirir. Ejder güçlendirilirse her ateş topu aynı zamanda 20 can yeniler. Oo. Smolder. Oyundaki gibi kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. Ben buradan paramı levele saklayıp artıracağım arkadaşlar. Acele etmeyeceğim. Ee, üçüncü ejderi görmek istiyorum. Çünkü arkadaşlığın gücü tüm ejderlerin yeteneklerini güçlendirir diyor. Hazır Smolder'ı bulmuşken elimizde de en azından iki level bir Nomzi varken bunu yapmak istiyorum. Ee, fazla bir zararımız olmaz. Bir yer var. Bir yeri şu an için bulamadım. Bulsam da kimin yerine koyarım açıkçası bilmiyorum. Çünkü karakterlerimin bir çoğu levele gidiyor. Ee, yani belki Morgana'yı çıkarabilirim ama Morgana'yı da bilmiyorum yani. Buffları fena değil. İşe yarıyormuş gibi hissettiriyor Morgana ama bir yerin yeteneklerini okuyup değerlendiririz. Oo arkadaş bizi yendi gibi. Smolder'a döndüler bu kötü oldu. O arkadaş güçlüymüş. Profesör bakalım e, ne oynuyormuş. Altı pastacı. Evet bu, bu kompta görmüştüm. Oyun öncesinde okumuştum. Ama benim tercihim dediğim gibi şekil değiştiren veya yani belki kovan hani arasında kalmıştım. Hazır elimde bir şekil değiştirici varken hemen yapmak istedim. Sekizincisi güzel bir buff veriyor. Yüzde otuz çok iyi. Bir de 3 katım muhabbeti var. O da çok iyi. Ama yine de tercihimiz bu yönde oldu. Bu ne? Ee işe yaramaz. Şu anlık işe yaramaz. Bunları satalım. Bu olduğumuza bakalım. İşe yaramaz, işe de yaramaz. Tamam. Şimdi buradan bakalım. Şunu bir satalım. Ne geldi? Vallahi bunu Jace'e verirsem ölmez gibime geliyor yani öyle söyleyeyim e, Smolder'ın bir item'a ihtiyacı vardı. Evet. Güzel. Şimdi şu acelemiz var. Niyetiyle şuna bir basalım. Smolder hatta ortada değerlendirmek istiyorum. Hafiften şuraya kayarsa daha iyi olabilir. Morgani bir yürüdüğü için bir tık öne aldım. E, şöyle bir yer geldi. Bir yarı okuyabiliriz. Hatta elimizde dursun en büyük rakip grubuna doğru atılarak iki hücrelik bir alan içerisinde rakipleri fiziksel hasar verir ve onları Ardından cinnet geçirerek %60 saldırı hızı ve mutlak sömürü kazanır. Ayrıca hedefin bitişine rakiplere 24 fiziksel hasar verir. Zaten cinnet halindeyken son iki saldırısı güçlü bir... Oo. Bir şey değil mi? Morgana'nın yerine koyduk kimme geliyor. Kesinlikle koydum. Denemem lazım. Harbiden denenecek bir karakter. Morgana'nın itemları da olabilir yani. Bu turda alacağın sonraki şampiyon bedelsiz olur. Yok, ihtiyacım yok böyle bir şeye. Pardon, Smolder'ın yerine koyduk yanlışlıkla. Morgana'nın yerine koyuyorum. Bu ne? Bunu birer üstüne kullanarak 3 ona 3 strateji ustası canı karşında 150 can kazandırır. Hadi ya. Ne oldu? bu itemleri vereyim ya. Şu anlık bir verelim üstüne. Paramız kalsın. Değerlendireceğiz. Pastacı bofuna baksanız arkadaşlar ne kadar. Ama şimdi bir yarda geldi ya elimize. Bir fark yaratabilir diye düşünüyorum ya. Jace'imiz de diğer elden göre daha güçlü. Aa bir yer ölmüş bile. Değil mi? Aynen bir yer Smolder'umuz ölmemiş. Gördüğüm kadarıyla. Oh. Çok zorlanıyoruz gibi geldi. 3 kişi kaldı. Gold'umuzu dikkatli bir şekilde kullanıp oyunu bitirmeliyiz. Nomzi'yi aldık. Şöyle sonraki çalışmada yok. Nasus güzel. Dükkana 20 saniye boyunca her iki saniye bir yok. İhtiyacım yok. Sonuç çalışma arka sıradaki rastgele bir şampiyon 7 saniye %40 aldım. Nasus'u aldım. Smolder geldi. Hadi bir rol. Yok. Gelmedi. video diyor? bunlara ihtiyacım yok. Şunu satayım. Bakarsın. Smolder'a gelir diyecektim. Harbiden de Smolder'a geldi herhalde. Bir yarımda güçlenirse güzel olur ama Bakacağız. Şu an biraz fight kötü gidiyor gibi geldi. Bir yerden sanki beklediğim performansı alamadık gibi geldi. Ya yani canını fazla doldurmuyor gibi. Siz ne düşündünüz arkadaşlar ama. Şu an mesela Jason'a göre daha dayanıklı geldi. Gerçi 3 level Jason ama. Öldük mü? Yok ölmedik. iki canımız var. Bir şansımız daha var bu arkadaşı yenmek için. Şuradan bir yere alırsam şekil değiştirici buff'umuz var mı? Yok. Geldi bir yere aldı. Çok güzel. Çok güzel. Bu buff ne veriyor? Cadı. Cadıya ihtiyacım var mıydı? Olsa fena olmazmış. Şimdi şöyle yapacağız. Bu taraftan adam yardırıyor gibime geldi. Bu tarafı bir kuvvetlendirelim. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Bir yer buradan çıksın. O buradan gelsin. Vurmaya devam edebilir. Zoe'yi satalım. Arıyoruz. Son iki çatışma gibi, 10 saniye bir yakar ve yaralarsın. Aldım. Yakma falan muhabbeti işe yarayabilir. Paramı sonuna kadar bir basayım. Smolder geldi ya. Çok geç geldi. AP'yi kime verebilirim? Şayvanı'ya vereyim. Elki gücü katlanmış olur en azından. Nico'yu bu sefer yer değiştirdim çünkü sanırım vurmadığı için ya da daha az vurduğu için yanma etkilerini falan kullanamıyor diye düşündüm. O yüzden Smolder eğer oradan uzaklaşabilirse çok iyi olacak. Hadi şu şeye vurun ya. Dönüştü. Çok güzel. Çok güzel be. Taktiğimiz tuttu şu an için. Elimizde bir el... A Smolder'ımız level atlıyor. Bu çok iyi haber. Ee, bir yeniden işleyici ve bir manyetik sökücü. Yeniden işleyici. Ve manyetik sökücü. Yeniden işleyici neye yarar? Hiçbir şey yaramaz şu an için. Şöyle bir rol atalım. Rol. Ee, rastgele dört eşya turluğuna yer eşyaya dönüşür. Yok artık. Kötü bir oldu ya bu. Bu gerçekten kötü oldu. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bu olmadı arkadaşlar. Bu kadar fazla köklü değişiklikler yapmayın. Gördüğünüz gibi. Beklediğim performans. Yani ebedi kuvvet verdi. Ben daha değişik itemler verir diye ümit ediyordum ama olmadı. Yok. Dediğim gibi olmadı. Çok çabuk dağıldı karakterlerim. Neyse sağlık olsun. İlk deneme için ikinci olduk. O sondaki değişikliği yapmasaydık birinci olma ihtimalimiz e, vardı yani sonuçta.